Evet, şimdi İktisadi giriş 1 dersinin ikinci ünitesinde kıtlık tercih ve fayda konusu var arkadaşlar. Kıtlık tercih ve fayda konusu. Daha önce ilk ünitede şunu söylemiştim hatırlarsanız. Her şey kıt mıdır? Kıt olan birçok şey var biliyorsunuz. Bu sistem içerisinde kıtlığı inceleyen bir bilim dalından bahsettik. İktisattan bahsettik. Kıt koşullar altında insanların tercihini inceleyen bir bilim dalıydı. Bu ünitede o zaman kıtlık varsa, kıt olan şeyler varsa, mesela gelirim kıtsa, bunu tercihte bulunurken sıralamaya dahil ediyorum. İlk önce şunu alacağım, daha sonra bunu alacağım diye tercih derken bunu kastediyor bu ünite. Ve sonunda da fayda dediğimiz şey var. Öyle bir tercihte bulunacaksınız ki faydanızı maksimize edecek. Maksimum seviyeye çıkartacak faydanız. Konu bu. Kıtlık, tercih ve fayda. Şimdi hiç uzatmadan kitaptaki konularınıza bağlı olarak şuradan başlayalım arkadaşlar. Bir kere fırsat maliyetinin ne olduğunu biliyorsunuz. Fırsat maliyeti, alternatif maliyet şu. Aynı anda size fayda sağlayacak iki şeyi yapamıyorsunuz. Birisinden vazgeçmeniz gerekiyor. O vazgeçtiğiniz şey sizin için bir maliyet oluyor. Örneğin bizim için sabah 10. Sabah 10'da bu derse katılıyorsan uykundan vazgeçiyorsun. Bu derse katılıyorsan bir faydası var. İşte ileride bankacı olacaksın, iyi yerlere gireceksin, kendini geliştirmek istiyorsun. İktisadi anlamda, her açıdan. İktisadi anlamda kendini geliştirmek için bu derse giriyorsan bu bir fayda. Ama bu derse gelmeseydin, evde uyusaydın, yatsaydın onun da sana bir faydası olacaktı. Aynı anda ikisini gerçekleştiremiyorsun. Derste uyuyanları bir kenara atıyorum. Aynı anda ikisini de gerçekleştiremiyorsan, bir tanesinden vazgeçiyorsan, şu anda ders dinlemenin maliyeti senin açından tamamen uyumaktır. Başka bir örnek vereyim. Fırsat maliyeti ya da alternatif maliyete. Kendi iş yerini açtın, kendi iş yerini çalıştırıyorsun. Birisi geldi dedi ki, kendi iş yerinde çalışma, gel bizim müdürümüz ol, CEO'muz ol dediler. Sana ayda 20 bin lira para. Sen akşam eve gittin, düşünüyorsun. 20 bin liranın bir faydası var sana. Ama kendi iş yerinin patronu olmanın da bir faydası var. İkisinin de faydası var. İkisini aynı anda yapamıyorsun. Kendi iş yerini devam ettiriyorsun. Öyle karar aldın. Ben kendi iş yerimi açacağım, burayı çalıştıracağım dedin. 20 bin liradan vazgeçtin. O zaman kendi iş yerini açmanın fırsat maliyeti aşağıdaki yerden hangisidir diye soru geliyor. Nedir burada fırsat maliyeti, alternatif maliyet? Kendi iş yerini açan, devam eden kişinin fırsat maliyeti nedir? Vazgeçtiği şeydir. Yani 20 bin liradır. Başka yere gidip alacağı 20 bin liradan vazgeçiyor. Konu bu. Fırsat maliyeti, alternatif maliyet. O zaman soruyorum şimdi. İki tane fabrikanız var. İki tane fabrikanız. Birisinde tereyağı üretimi. Tamamen teknoloji yok. Teknoloji olmadan üretim. Birisinde de bilgisayar üretim yapıyorsunuz. İkinci fabrikanızda da bilgisayar üretim. Yani teknoloji ağırlıklı bir üretim. Şimdi soruyorum size. Normalde bütün üretim faktörleri nelerdi? Emek, sermaye, toprak, girişimcilik. Bunlar üretim faktörleriydi. Bunların tamamını tereyağı fabrikasına gönderdiğiniz zaman 800'lük bir üretim yapıyorsun. Bunların tamamını bilgisayar üretimine gönderirsen 500'lük üretim yapıyorsun. O zaman soruyorum şimdi. 800'lük üretim yapabilmek için senin 500'lük bilgisayar üretiminden vazgeçmen ne oluyor diye soruyorlar. Nedir? 800'lük tereyağı üretimi için 500 liralık 500'lük bir bilgisayar üretiminden vazgeçmek fırsat maliyeti, alternatif maliyettir. Aynen öyle. Konu bu. Vazgeçtiğiniz şey sizin maliyetiniz oluyor. Buna dikkat edin sorularda. Vazgeçtiğiniz şey. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Fırsat maliyeti önemlidir. Peki. Şimdi kitabınızda buna bağlı olarak şöyle bir durum var. Bakın. Hemen çizimle başlayalım. Diyorlar ki bu fırsat maliyetine, alternatif maliyete bağlı olarak iki tane fabrikanız var. Tamam, çiziyorum.
Birisinde tereyağı üretimi. Birisinde bilgisayar. Bütün üretim faktörlerini tereyağı üretimine gönderirsen, emeği, sermayeyi, bütün her şeyi tereyağı üretimine gönderirsen 800'lük bir üretim oluyor. Bütün hepsini bilgisayar üretimine gönderirsen, yönlendirirsen 500'lük bir bilgisayar üretimi oluyor. Tereyağı üretimi sıfırken 500 bilgisayar, bilgisayar üretimi sıfırken tereyağı üretimi 800. İkisini birleştir arkadaşım şimdi. Kitabınızda öyle var. Şöyle bir örnek var. Şimdi buna diyorlar ki, bu sizin, bu eğri, üretim imkanları sınır eğrisi. Yani mevcut üretim faktörleriyle emek, sermaye, hatırlayın bunları ilk ünitede gördük. Toprak, girişimcilik, teknoloji gibi gibi bir sürü şey vardır. Mevcut üretim faktörleriyle senin maksimum yapabileceğin üretim tereyağı üretiminde 800, bilgisayar üretiminde 500, ikisini birleştirince şu eğri üzerinde herhangi bir noktada maksimum üretim yapıyorsun. Bunu söylüyor. Üretim imkanları sınırı, adı üzerinde sınırı eğrisi. Şimdi soruyorum size. Sorular şöyle geliyor sınavlarda. A noktasında, B noktasında, C noktasında ve D noktasında üretim yapabilir miyim? Bu noktalarda üretim yapabilir miyim? Peki, güzel. Üretim yapabilirim. Sorum şu. E noktasında üretim yapabilir miyim? E noktasında üretim yapabilir miyim? Evet, çünkü sınırım buysa, sınırım bu çizgi ise bu çizginin içerisinde de üretim yapabilirim. Ancak bununla ilgili sorularda şuna dikkat edeceksiniz. Arkadaşım E noktasında üretim yaparken bütün üretim faktörlerinin hepsini kullanmıyorum. Atıyorum 10 tane emek varsa E noktasında 6 işçi çalışıyor, emekçi çalışıyor. 4'ü atıl kalıyor. Hepsi çalışmıyor. Atıyorum sermayem 100 liraysa bunun 70 lirasını çalıştırmışım. Atıl kalmış bu şey içerisinde, E noktasında. Atıl dediğimiz şey bütün üretim faktörleri çalışmıyor. Hepsini çalıştırsak zaten A, B, C, D noktalarında olacağız. Peki. F noktasında üretim yapabilir miyim? F noktasında. Yapamayız. Çünkü benim sınırım bu. Bu siyah çizgi. Sınırımın dışarısına çıkamıyorum. Şunun haricinde F noktasında üretim yapamıyorum. İkinci sorum şu. F noktasında üretim yapabilmek için üretim imkanları sınır eğrisinin sağa doğru kayması gerekmiyor mu? Şu şekilde. Sağa doğru kayması gerekiyor. Bunun için. Emek miktarının artması gerekiyor. Sermayenin artması gerekiyor. Toprağın, girişimciliğin artması. Yani üretim faktörleri artarsa, üretim faktörleri arttığında bu eğri de sağ şu şekilde mavi çizgiyle gösterdiğimiz eğri kayabiliyor. F noktasına gelebiliyor. Bu sefer üretimi F noktasında gerçekleştirebiliyorsun. Konu bu. Üretim imkanları sınırı eğrisi adı üzerinde. Şimdi arkadaşlar, burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Sorularda tereyağı üretimi, bilgisayar üretimi, üretim imkanları sınırı şuydu. Çizdim. Soruya dikkat edin yalnız. Tereyağı üretiminde teknoloji kullanmıyoruz. Teknoloji yok. Bilgisayar üretiminde teknoloji var. Bilgisayar üretiminde teknoloji var. Ses gelmiyor mu arkadaşlar? Sesli bir problem var mı? Tamam. Arkadaşım tekrar giriş çıkış yapabilir misin? Devam ediyorum. Tereyağı üretiminde bir teknoloji yok. Ona dikkat et. Bilgisayar üretiminde teknoloji kullanmak zorundasın. Biliyorsun bunu. Şimdi sorum şu. Sadece teknoloji ilerlerse, sadece teknolojide bir artış olursa, eğri, maviyle çiziyorum. Şöyle mi olur?
Yoksa kırmızı ile çiziyorum. Şöyle mi olur? Mavi mi kırmızı mı? Sadece teknolojik ilerleme olmuş bu ülkede. Hangisi? Mavi mi kırmızı mı? Mavi diyorsanız bakar mısınız bir? Mavi diyorsanız tereyağı üretimi ne olmuş mavide? Tereyağı üretimi artmış. Bilgisayar üretimi artmamış. Kırmızı diyorsanız tereyağı üretimi aynı kalmış. Bilgisayar üretimi artmış. Şöyle bir mantığımızı zorlayalım. Teknolojik ilerleme olduysa tereyağı üretiminde ben teknolojiyi kullanmıyorum ki. Etkisiz. Teknoloji etkisiz. O zaman tereyağı üretimini değiştirmeyecek. Ama teknolojik ilerleme bilgisayar üretimini arttıracak. Bu nedenle kırmızı çizgi doğru oluyor sorularda. Sorular bu şeyle geliyor. Başka bir soru. Üretim imkanları sınır ile ilgili olarak. Tekrar ediyorum. Tereyağı üretiminde teknoloji yok. Bilgisayar üretiminde teknoloji var. Şu ses sorunu bir çözelim mi arkadaşlar? Başka ses gelmeyen var mı? Ses geliyormuş. Evet, bizde bir sorun yok. Tamamdır. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir çizim yaptım. Tereyağı üretimi, bilgisayar üretimi. Sorum şu. İkisinde de eşit oranda gitmiş. İkisinde de eşit oranda. Teknoloji mi? Sermaye mi? Teknoloji mi, sermaye mi? Sermaye artışı mı olmuş, teknoloji mi ilerlemiş? Sermaye. Bu kadar basit. Aynen öyle. Sermaye. Sermaye artışı olmuş. Şimdi burası anlaşıldıysa arkadaşlar hemen şu konuya geçelim. Bakın şimdi. Üretim imkanları sınırı eğrisinde. Şurası 800'dü. Şurası 500'dü. Bunun nedenini şöyle açıklıyorlar. Bütün üretim faktörlerini tereyağı fabrikama gönderdiğinde 800'lük tereyağı üretimi, bilgisayar üretimi sıfır. Sonra bilgisayar üretimi 100 birim arttırmak istiyorsam, 100 birim arttırmak istiyorsam, tereyağı üretimi 750'ye düşüyor. Yani 50 birim düşüyor. Bilgisayar üretimi 100 birim arttırmak için tereyağından 50 birim vazgeçiyorum. Şimdi size soruyorum. Bilgisayar üretimini 100 birime çıkartmak için benim fırsat maliyetim nedir? Bilgisayar üretimini 100 birim arttırmak için fırsat maliyetim, alternatif maliyetim nedir? 50 tereyağından vazgeçmektir. Aynen öyle. Bu kadar basit. Çok güzel. Devam ediyorum. 200'lük bilgisayar üretimi için şöyle çizelim. Bakın burası 650'ye düşüyor. 300'e çıktığında burası 500'e düşüyor. Gittikçe bakın 50 birim vazgeçmiştim, 100 birim vazgeçtim, daha sonra 150 birim vazgeçtim. Gittikçe vazgeçtiğim her yüzde vazgeçtiğim tereyağı üretimi artıyor. 50 birim vazgeçiyordum, 100 birim vazgeçiyorum, 150 birim gittikçe daha fazla artıyor. O zaman soruyorum size, sınav sorularından bir tanesidir. Artan fırsat maliyetim var, azalan fırsat maliyetim burada. Artan fırsat maliyeti mi, azalan fırsat maliyeti mi? Her yüzde fırsat maliyeti artıyor mu, azalıyor mu? İyi bakın lütfen. İlk yüzde 50 birim vazgeçtim. İkinci yüzde 100 birim vazgeçtim. Üçüncü yüzde 150 birim vazgeçtim. Vazgeçtiğim şey gittikçe artıyor. Fırsat maliyetim yani artıyor. Maliyetim artıyor. Artan fırsat maliyeti. Aynen öyle. Artan fırsat maliyeti var burada, buna dikkat edin. Artan fırsat maliyeti. Maliyetin gittikçe artıyor. Vazgeçtiğin şey gittikçe artıyor. Onu kastediyor. Bunun nedeni de şöyle söylüyorlar. Onu da anlatayım. Arkadaşlar,
sizin iş gücünün içerisinde emek, çalışanların içerisinde nitelikli eleman da var, mühendis de var, niteliksiz eleman da var. Şimdi bunların tamamını tereyağı üretimine gönderdiğiniz zaman 800'lük tereyağı üretimi yapıyorlar. Ancak siz bilgisayar üretimini 100 birim arttırmak için ilk önce mühendisleri yani nitelikli elemanları, teknolojileri anlayan insanları gönderiyorsunuz bilgisayar üretimine. Bilgisayar 100 birim artıyor ama tereyağı 100 birim azalmıyor, 50 birim azalıyor. Çünkü bu mühendislerin teknolojiyle bağlantılı olan kişilerin tereyağı üretiminde çok fazla etkileri yokmuş. Bunu söylüyor. Daha sonrasında 100 birim daha bilgisayar üretimini artırmak için 200'e çıkartabilmek için bu sefer mühendislerle birlikte diğer iş gücünü de alıyorsun, götürüyorsun. Bir 100 birim bilgisayar üretimini artırmak için daha fazla iş gücünü gönderiyorsun. Daha fazla iş gücünü göndermek tereyağı üretimini azaltacaktır. Gittikçe azaltacaktır. Bunu kastediyor. Üretim faktörlerini bilgisayar üretimine gönderiyorsun. Öyle düşün. Gittikçe daha fazla gönderiyorsan tereyağı üretiminde gittikçe daha fazla azalacaktır. Artan fırsat maliyeti, buna dikkat edin arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Bu sistem içerisinde. Şöyle bir soru sorarsak. Sekize 500. Şurası 1000. Şurası 520 olsun. Bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. İkisi aynı miktarda artmadı. Aynı oranda artmadı bu sistem içerisinde. Sorum şu. Bu grafiğin bu şekilde olabilmesi için aşağıdaki yerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A. Teknolojik ilerleme. Doğru mu yanlış mı? Tek tek gidelim. Teknolojik ilerleme bunu yapar mı? Yapmaz. Tereyağı üretiminde teknolojiyi kullanmıyorsak teknolojik ilerleme tereyağı üretimi 800'den 1000'e çıkarmaz. Etkisiz. Teknoloji etkisiz. Buna dikkat edin. B. Sermaye artışı olur mu? Sermaye artışı. Ama bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. İkisi aynı oranda olmadı. Sermayeniz varsa ikisini aynı oranda arttırabilirsiniz mesela. Öyle düşünün. Peki. Aynı miktarda arttırabilirsiniz. C. Niteliksiz iş gücü artmıştır. Emek miktarı, niteliksiz iş gücü emek miktarı artmıştır. Niteliksiz iş gücü. Evet doğru. Niteliksiz iş gücü tereyağı üretimini çok fazla arttırıyor ama bilgisayar üretimini çok az arttırıyor. Çünkü niteliksiz bir eleman, iş gücü. Peki burada nitelikli eleman deseydi, nitelikli eleman deseydi, iş gücü deseydi doğru mu yanlış mı? Nitelikli eleman, iş gücü. Ama bir şeye dikkat edin. Bilgisayar da artıyor, tereyağı da artıyor ama tereyağı daha fazla artıyor. Nitelikli eleman. Tereyağı üretimini mi daha fazla arttırır, bilgisayar üretimini mi daha fazla arttırır? Bilgisayar üretimini. O zaman bu grafiğe göre, bu çizdiğimiz grafiğe göre yanlış oluyor soru. Soru yanlış oluyor. Tamam. Teknik anlaşılmıştır umarım arkadaşlar. Mantık anlaşıldı mı? Soruları bu şekilde cevaplayacaksınız. Aslında özü ne biliyor musun burada? Teknoloji var mı yok mu? Nitelik var mı yok mu? Sorular bu noktada gelir hep karşımıza. Evet. Üretim imkanları sınır eğrisi mevcut üretim faktörleriyle emek sermaye, toprak girişimcilikleri ne kadarlık üretim yapabileceğini gösteren eğriydi. Bunu gösterdik. Devam ediyoruz. Şimdi sizler tercihte bulunuyorsunuz. Neden tercihte bulunuyorsunuz? Faydanızı arttırmak için. Toplam faydanızı arttırmak için. Yani dersin başında lahmacun dediniz ya. Lahmacun örneğine geliyoruz yani. Milli yiyeceğimiz. Arkadaşım. Diyorlar ki
Dikey eksende sizin toplam faydanız, faydayı biliyorsunuz zaten. Senin faydanın ne olduğunu biliyorsun. Yatay eksende de neyi tüketiyorsan onun miktarı. Biz lahmacun tüketeceğiz birazdan. Onun miktar. Kaç adet yiyeceğine bağlı. Bu arada bir oturuşta kaç tane yersiniz? Bir oturuşta kaç adet lahmacun yersiniz? Var mı rekoru kıran? Beşin üstüne çıkan var mı? Ben kendimle ilgili bir şey söylemeyeyim, daha göbeğimi görmediniz. Vay Ferit, 6'ya çıktı. Vallahi helal olsun. Bana yaklaşmışsın Ferit. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşım, açsınız. Yok artık ona çıkmaz. Yok artık, o kadar da değil. Açsınız. Faydanız sıfır. Lahmacun miktarı sıfırken, faydanız sıfır. Şuraya lahmacun miktarı diyelim. Şuraya da toplam fayda diyelim. Hiç lahmacun yemediğimde karnım açken faydam da sıfır. Şuradayız. Birinci lahmacunu yediğinizde size bir fayda sağlayacaktır. Atıyorum, bir rakam atın. 40 birim. 40 birim fayda sağladı. Soru geliyor. Test sorunlarında buna dikkat edin. İkinci lahmacunu yediğinizde, ikincisini tükettiğinizde gene 40 birimlik bir fayda mı sağlar, yoksa daha fazla mı sağlar, 50 birim mi, 30 birim mi? Nasıl bir fayda sağlayacak? İkinci birimi şey yaptığınızda, tükettiğinizde gene 40 birimlik fayda mı sağlayacak, yoksa 40 birimden daha az mı fayda sağlayacak? Arkadaşlar, ikinciyi yediğinizde birincisi kadar fayda sağlamaz. O zaman 40'tan daha az bir fayda sağlayacak. Atıyorum, aradaki fark 30 olur. Şu aradaki fark 40'tı. Bu aradaki fark 30 olur. O zaman 40'a 30 eklediğiniz zaman toplam faydanız kaça çıkar? 70 olur. Peki, sorular şöyle geliyor işte bak. Üçüncüsünü tükettiğinizde diyor soruda. Üçüncüsünü tükettiğinizde. Şurası maksimum kaç olabilir? Maksimum kaç olabilir? Üçüncüsünü tükettiğinizde soruyorum size, 30 birim fayda sağlar mı sizce? 30 birim fayda sağlar mı üçüncüsü? Hayır. Peki. Bundan daha az olmayacak mı arkadaşlar? 30'dan daha az olmayacak mı? 29 sağlayabilir mi? 29 fayda. 29 olabilir mi? 30'dan daha düşük. 30'dan daha düşük bakın. 29 fayda sağlayabilir. O zaman 70'e 29 eklediğinizde kaç yapıyor? 70'e 29 eklediğinizde çok basit bir matematik soruyoruz. 99. Maksimum burası, toplam fayda olarak 99'a çıkar. Bu şekilde yapacaksınız soruları. Mantık bu. Bir önceki kadar fayda sağlamıyor. Onu söyleyeyim. Devam ediyorum. Üçüncüsü 99 oldu. Dördüncüsü şu olur artık. Katkı sağlamaz size. Yine 99'da kalırsınız yani. Bu ne demek biliyor musun? Dördüncüsünü yesek de olurdu, yemesek de olurdu. Yani bir şey anlamadım ben. Yani zarar da vermedi, fayda da sağlamadı. Bir şey anlamadım. Bu anlama geliyor. Ama beşinciyi yediğinizde size zarar vermeye başlıyor artık. Mideye zarar vermeye başlıyor. Öyle düşün. Senin faydan azalıyor. Atıyorum 90 oluyor. Beşinciyi yediğinde. -9 oluyor burası. Buralar hep artıyken, artıyken şurada 0 oldu. Şurada artık eksidesin. Sana zarar vermeye başladı. Şimdi arkadaşım, bizimki örnek. Ben bunun çizimini yapacağım sana. Şuradaki çizime bağlı olarak
Bir de toplam fayda kaçtı? Bir de 40. İki de 70. Üç de 99. Şimdi sorum şu. Bu grafiği birleştirdiğin zaman şöyle bir grafik elde ediyorsunuz, şöyle bir grafik elde ediyorsunuz, şöyle devam ediyor. Böyle devam ettiğinde, şu şekilde devam ettiğinde, dördü de şuraya yazalım. Şurayı birleştirelim. Beşi de şuraya koyalım. Şurası da 90'a gelsin. Şurası da 90 olsun. 90. Arkadaşlar bu grafik ilk ünitede söylemiştim. Şöyle bir grafiğimiz vardı. Şöyle bir grafiğimiz vardı. Birinci grafik artarak artan mı, azalarak artan mı? Birinci grafik artarak artan mı, azalarak artan mı? Artarak artan. İkinci grafik azalarak artan mı, artarak artan mı? İkinci grafik. Azalarak artan. Peki soruyorum şimdi size. Şunu daha düzgün çizelim. Hatta kırmızıyla çizelim. Toplam fayda. Miktar. Şöyle çizilmişti. Toplam fayda grafiği. Bu toplam fayda grafiğini soruyorlar. Artarak artan mıdır, azalarak artan mı? Toplam fayda grafiği artarak artan mı oldu, azalarak artan mı? Azalarak artan. Doğru cevap azalarak artandır. Peki. Arkadaşlar, şurası maksimum olduğu noktadır. Toplam fayda maksimum olduğu nokta burası. Atıyorum dördüncü düzeyde maksimum. Beşincisi bize zarar veriyordu. Hatırlayın. Devam ediyorum şimdi. Evet 99. Aynen öyle. Maksimum düzeyi 99'lu tabloya göre. Arkadaşım. Sana bir teknik söyleyeceğim şimdi. Kitaptan çok farklı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde soruları cevaplaman için toplam fayda miktar. Aklında bulunsun bundan sonraki ünitelerde, iktisada giriş derslerinde artarak artan bir şeyin marjinal çizimi, marjinal ne olduğunu söyleyeceğim birazdan, marjinal çizimi pozitiftir. Marjinal. Marjinal değişim değil miydi hatırlayın? Değişime karşı değişim demiştim ünite 1'de. Azalarak artan bir şeyin toplamı azalarak artıyorsa bunun marjinali negatif eğimlidir. Azalarak artıyor, negatif eğim. Artarak artıyor, pozitif eğim. Marjinali pozitif. Bu tekniği bil yetiyor. Bu bir. İki. Bir şeyin toplamının maksimum olduğu yerde, bir şeyin toplamının maksimum olduğu yerde onun marjinali sıfır keser. Sıfır keser. O zaman soruyorum. Şu grafik, kırmızıyla gösterelim. Şu grafiğe bakacak olursanız. Artarak artan mı, azalarak artan mı üst taraf toplamı? Azalarak artan. Aşağıdaki onun marjinali pozitif mi negatif mi çizecek? Pozitif mi negatif mi? Marjinali aşağıdaki grafikte negatif. Negatif çizildiğinde şöyle çiziyorsunuz marjinali. Arkadaşım zaten mantığımızı kullandığımızda bak sınavdaki sorularda mantığımızı kullandığımızda yukarıda şöyle bir grafiğin maksimum noktası var. Bir şeyin toplamının maksimum olduğu yerde onun marjinali sıfır keser demiştik. Ben kalkıp da şu azalarak artan eğriyi marjinalini şöyle çizersem marjinalini böyle çizersem sıfırı kesmiyor ki. Sıfırı kesmesi için ne olması gerekir? Negatif eğimli olması lazım. Negatif eğimli olması lazım. Mantık anlaşıldı mı? Buradan yakalarsın zaten. Şimdi o zaman arkadaşım.
Çizimini hemen yapıyoruz. Şu toplam faydayı da. Maksimum noktası burası. Sınavda diyelim ki buraya 7 dedi. 7 dedi. Bak şimdi sınav sorularını ortaya çıkartacağız. Şurada marjinal fayda. Şu toplamıysa bu marjinal faydası. Miktar gene Q. Soruyorum. Bu grafiğe göre. Daha çizim yapmadım. Bu grafiğe göre. Marjinal faydanın sıfır olduğu düzey kaçıncı düzeydir? Miktar kaçtır? Marjinal faydanın sıfır olduğu düzeydeki miktar kaçtır? Kaçıncı miktarda marjinal fayda sıfır olur? Az önce bir şey söyledim. Bir şeyin toplamının maksimum olduğu yerde onun marjinali kaçı kesiyordu? Kaçı kesiyordu? Sıfırı kesiyordu. Doğru mu? Sıfırı kesiyordu. Sıfırı kestiği düzey Q kaçtır diyorum. Bak Q kaçtır diyorum. Kaç oluyor? Q, Q, Q. Siz marjinal faydayı sıfır yapıyorsunuz. Q, Q kaç burada? Q. Q. Yani miktar kaç? 7. Bak miktar 7. 7. Soruda 7 verdiyse burayı miktar 7'dir. 7. miktarda sıfırı kesiyor. Bunu soruyor. Peki soruyorum. Aynen sınavda 7 verdiyse burası 7 olur. Soruyorum. 7. miktarın sağında mı yoksa solunda mı marjinal fayda pozitif değer alır? Artı değer alır. 7. miktarın solunda mı sağında mı marjinal fayda pozitif değer alır? Pozitif. Sağ solu karıştırmıyoruz değil mi? Bunu yapabilmek için şu çizgiyi çizmeniz gerekir arkadaşlar. Bunun marjinal çizimi şu değil miydi? Marjinal fayda. Sıfırı burada kesti. Şurada marjinal fayda. Sıfırın üstünde değil mi arkadaşım? Artı değer alıyor bak. Artı değer almış. Solunda yani. 7'nin solunda oluyor. 7'nin sağına bakacak olursanız, şuraya bakacak olursanız eksi değer almış. Marjinal fayda eksi değer almış. Bunun nedenini açıklayayım ben size. Şuraya bakar mısınız? Burası düşüşte değil mi? Toplam şey, toplam olan neyse düşüşe geçtiyse artık bir sonraki artı bir değer yaratmıyor, eksi bir değer yaratıyor. Bir sonraki eksi bir değer yaratıyor. Buna dikkat et. Eksi değer almış. O zaman bir şeyin marjinal formülünü oluştururken hiç ezber yapmıyoruz. Marjinal faydanın formülü sorulur. Marjinalden dolayı, şundan dolayı sağ artı derken şu 7'nin sağ tarafında kalan alan derken şunu kastediyoruz. 7'nin sağ tarafındaki kalan alanda marjinal fayda görüyorsun. Sıfırın altında değer almış. Şunu uzatırsan burası eksi değerlerdir. Eksi değer almış. 7'nin sol tarafında, 7'nin solunda şurada artı değer almış. Şuralar artı değerdir. Bunu kastettik biz. Sıfırın üstü sıfırın altı yani bu. Marjinal faydanın formülüne geçtim. Tamam. Marjinal faydanın formülüne geçtim. Arkadaşlar. Rica ederim. Size bir teknik söyleyeceğim şimdi. Bununla bütün iktisada girişteki marjinal formüllerini ortaya çıkartacaksın. Ezberlemeden. Marjinal değişim demektir. Değişimi gösteren deltadır. Marjinalden dolayı pay ve pay diye deltaları ekliyoruz. Sonra marjinal yanındaki kelime neyse marjinal fayda diyorum bak buna. Bunun toplamını geliyorsun buraya yazıyorsun. Toplam fayda diyorsun. Toplam faydamızı ne değiştiriyordu bizim? Tükettiğimiz lahmacun miktarıydı. Tüketim miktarı. Ne kadar tüketiyorsan toplam faydan da o kadar değişiyordu. Miktar da onu değiştiren unsurdur aşağı yazıyorsun. O zaman
Bu teknikle ilerleyen derslerde mesela marjinal maliyet diye bir konu var. Bana formülünü yazdırabilir misiniz? Marjinal maliyet. Marjinalden dolayı pay ve payda da ne olacak? Sırayla gidiyoruz. Marjinalden dolayı pay ve payda da delta. Güzel. Yazdım. Marjinal bitti. Marjinalin yanındaki kelime maliyet. Marjinal maliyet dedim. Şuraya ne gelecek? Şuraya ne gelecek? Toplam maliyet. Çok güzel. Sizin toplam maliyetinizi de üretim miktarı değiştirir. Göreceksiniz konularda üretim miktarı. Böylelikle bu söylediğim teknikle ezberlemeden sınavlarda çok kolaylıkla bu formülleri oluşturabilirsiniz. O zaman devam ediyorum. Şurada miktar olsun. Tükettiğimiz miktar sıfırken toplam fayda tüketmediysem sıfır. Birinci lahmacunu yediğimizde atıyorum rakamı 40 olsun. İkincisini yediğimizde 70 olsun. Üçüncüsünü yediğimizde soruyorum şimdi, hem de önceki soruyu da istinaden bir alıştırma yapmış oluruz. Üçüncüsünü yediğimizde toplam fayda 120 olabilir mi? 120 olabilir mi üçüncüsünü yediğimizde? Olamaz. 100 olabilir mi? 100 olabilir mi? Olamaz. 80 olabilir mi? 80. 80 olabilir. Aynen öyle. Yazdım. 80 dedim. Dördüncüsünü yediğimizde yine 80'de kalsın. Öylesine veriyorum rakamları. Beşinciyi yediğimizde artık 80 olamaz. 70. Peki. Arkadaşlar, marjinal faydanın bir formülü söyler misiniz bana? Marjinal faydanın formülü neydi? Delta yukarıda ne olacak? Yukarıda. Yukarıda. Pay kısmında ne olacak yukarıda? Toplam fayda. Güzel. Yok. Bu fayda konusu artık. Toplam fayda. Güzel. Aşağıda delta olacak. Toplam faydamızı ne değiştiriyor bizim bakın? Toplam faydamızı ne değiştiriyor? Miktar. Bu formüldü. Buradan hatırladık. Şimdi şu ilk düzeyi bir hesaplar mısınız? Sıfırdan bire. Sıfırdan bire. Toplam fayda sıfırdan 40'a çıkmış. Marjinal fayda kaç oluyor? 40. 40 oluyor. Birden 2'ye lahmacun miktarı birden 2'ye çıktığında, yani bir birim değiştiğinde, hep bir birim bir birim birer birer arttırdık zaten lahmacunu. 40'tan 70'e çıktı. Aradaki fark kaç? Delta değişim demektir. Aradaki fark 30. Burası da 1 olduğuna göre 30 oldu. Şurası. Yani anlayacağınız, burası hep bir birim artıyor. Bakın bir birim bir birim artıyor değişim. Sonrasında şuradaki farkı alıyorsunuz. Aynen öyle. Şurası kaç olur? 10 olur. Şurası kaç? Şurası. Burası kaçtır? 80'den 80'e çıkış. 0. Güzel. Şurası? Sınavda böyle soru geliyor işte. Eksi 10'dur. Peki. Bir soru daha soruyorum. Toplam faydanın maksimum olduğu düzey kaçtır burada? Toplam faydanın maksimum olduğu düzey. Toplam faydanın maksimum olduğu düzey. Yok yok, toplam faydanın maksimum olduğu düzey 80. Doğru. Maksimum bakın 80'e çıkmış. 80. Toplam faydanın maksimum 80 olduğu yerde marjinal fayda kaçtır? Marjinal fayda kaçtır? 80 olduğu yerde marjinal faydası kaçtır? 80'den 80'e gittiği yeri kastediyor. 80'den 80'e gittiği yer sıfırdır. Biz ne demiştik? Bir şeyin toplamının maksimum olduğu yerde, şurası 80 olsun, onun marjinal faydası kaçı keserdi? Sıfır keser. Sıfır keser. Normalde çizimi şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Ben tabii daha basit bir şekilde çizdim. Bu tablo değerlerine bağlı olarak oluşturacak olursanız,
şöyle. Şurası 3. Şurası 4. Şurası 80'de kalmış oluyor. Şurası 80'de kalmış oluyor. Toplamının maksimum olduğu yerde evet sıfır keser. Kesinlikle. Bu bir kuraldır. Bu kuralı bilirsen zaten bütün soruları ortaya çıkartıyorsun ve çok kolaylıkla cevaplıyorsun. O yüzden diyorum bunu bil yetiyor. Her şey buna bağlı. Çizimi bu şekilde yapıyorlar. Anlatışıldı mı arkadaşlar? 3 ve 4. Burası 80'di ya. İkisinde de 80'di burası. 3 ve 4 80. Bu. Şimdi. Kitabınızda. Toplam faydayı vermiş, şöyle vermiş. Marjinal faydayı vermiş. Şu şekilde vermiş. Marjinal faydayı vermiş. Soruyorum. Sorular şöyle geliyor genelde. Evet, iki. İkinci ünitedeyiz. İkinci ünitedeyiz. Biri bitirdik geçen hafta. Marjinal faydanın negatif değer aldığı yer aşağıdaki yerden hangisidir diyor. Marjinal faydanın negatif değer aldığı yer aşağıdaki yerden hangisidir? Söylüyorum şıkları. Yo yo. Şıkları söylüyorum. Doğru mu yanlış mı sizden doğru ya da yanlış istiyorum. Toplam faydanın maksimum olduğu yerin solundadır. Toplam faydanın maksimum olduğu yerin solundadır. Yanlış. Toplam faydanın maksimum olduğu yerdedir. Toplam faydanın maksimum olduğu yerdedir. Yanlış. Toplam faydanın maksimum olduğu yerin sağında kalan alandadır. Sağındaki kalan alanda bu. Soru dediğimiz, zor dedikleri sorular böyle geliyor arkadaşlar. Bu şekilde yapacaksınız. Yani konu öğrenilmiş, anlaşıldı. Peki, şimdi... Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de şu. Lütfen burayı iyi dinleyin. En çok karıştırılan nokta sınavda çünkü bu oluyor. Atıyorum buraya. Dördüncü lahmacunu yediğinizde toplam faydanız maksimum noktaya ulaşıyor. Şuraya geliyor. Burada 80 demiştik hatırlarsanız. Yalnız diyorlar ki toplam faydanın maksimum olmasıyla fayda maksimizasyonu farklı şeydir. Fayda maksimizasyonu farklı şeydir. Neyi kastediyoruz? Burada 4 tane lahmacun yediğimde 80'e çıkıyor toplam fayda. E güzel. Yalnız bizim bu ülkede, Bodrum'da bir tane lahmacun 200 liraya satılıyor. Yazın. Gittiniz Bodrum'da eğleniyorsunuz, geziyorsunuz. Karnınız acıktı. Normalde 4 tane lahmacunla toplam fayda maksimum noktaya ulaşıyor. Girdiniz işletmeye, tam aldınız, 4 tane sipariş verecektiniz, menüye bir baktınız, tanesi 200 lira yazıyor. Tanesi 200 lira yazıyor. Böyle bir durumda 4 taneyle doymazsın, 1 taneyle bile doyarsın, belki 2 taneyle bile doyarsın. O yüzden diyorlar ki, fayda maksimizasyonu dediğimiz şey farklıdır. Fayda maksimizasyonunda kullandığınız ürünün fiyatıyla faydasını karşılaştırıyorsunuz. Faydasını karşılaştırıyorsunuz. Aynen. O zaman şu oluyor. Fayda maksimizasyonu bir şeyin marjinaliyle bak marjinal faydayla karşı yani tükettiğin şeyin fiyatını, maliyetini kıyaslıyorsun. Fiyatını kıyaslıyorsun. Şu eşitlik varsa fayda maksimizasyonu sağlanıyor. Fayda maksimizasyonu bu şekilde sayılır. Fayda maliyet analizi yapıyorsun yani fayda maliyet analizinde fayda maliyete eşitse maksimum noktadasın. O zaman soruyorum arkadaşlar. Sınavda şöyle bir soru geldi diyelim ki. Bu noktadasınız. Şu anda bu noktadasınız. Böyle bir durumda faydası maliyetinden daha büyükmüş. Bu malı tüketmeye devam eder misiniz diye soruyor. Böyle bir durumdaysa bu malı tüketmeye devam eder misiniz? Lütfen iyi düşünün.
fayda maliyet analizi yaptığınızda faydası maliyetinden daha fazlaysa bak, bu malı tüketmeye devam eder misiniz diyor. Edersin. Fayda maliyet analizi yapacaksınız. Başka bir şey değil. Fayda maliyet analizi. Ses geliyor mu şu anda arkadaşlar? Evet hocam geliyor. Tamam. Devam ediyoruz. Tahtayı görebiliyor musunuz? Şu anda geldim tahta. Tamam. Devam edelim o zaman. Arkadaşlar. Şöyle bir soru soruyorum. X'in marjinal faydası, X'in fiyatı, fayda maliyet analizini karşılaştırdığınız zaman böyle bir durumda bu malı tüketmeye devam eder misiniz, tüketim miktarını azaltır mısınız? Tüketim miktarını azaltır mısınız, artır mısınız? Azaltırsınız, aynen öyle. Peki. Şimdi şuradayız. Şuradayız. Böyle bir durumda tüketim miktarını arttırırım demiştiniz. Tüketim miktarı arttıkça marjinal ne oluyor? Artıyor mu, azalıyor mu? Marjinal fayda ne oluyor? Tüketim miktarı arttıkça marjinal fayda ne oluyor? Azalıyor. Bakın, gittikçe azalıyor. Azalıyor yani marjinal fayda. Burası azalıyorsa nereye doğru gidiyor bu? Nereye doğru? Eşitliğe doğru gidiyor. Nereye kadar azaltırım sorusu, fayda maksimizasyonu nerede sağlanıyordu? Şurada sağlanıyordu. Bu azalacak. Nereye kadar gidecek? Eşitlendiği noktaya kadar böyle devam edecek. Eşitlendiği düzeye kadar devam edecek. Peki şuraya soruyorum. Böyle bir durumda tüketim miktarını artırır mısın, azaltır mısın? Tüketim miktarını arttırır mısın, azaltır mısın burada? Azaltırsın. Tüketim miktarı azalırsa marjinal fayda ne oluyor? Artıyor. Nereye kadar gidecek peki? Eşitlendiği yere kadar. Bu kadar basit. Fayda maksimizasyonu, fayda ile maliyetin eşitlendiği noktada oluşur. Maksimizasyon budur. Anlaşıldı mı? Peki. Bir de şu var kitabınızda arkadaşlar. İki tane mal varsa ne yapacağız? X ve Y malı varsa ne yapacağız? Arkadaşlar şunu yapacaksınız. X'in marjinal faydasıyla fiyatını oranlıyorsun. Y'nin marjinal faydasıyla fiyatını oranlıyorsun. Yani fayda maliyet analizini kendi arasında yapıyorsun. Sonra da bunları karşılaştırıyorsun. Diyelim ki soru şu. Bunları karşılaştırdığında değer, şurası atıyorum 0.8 çıksın, şurası 0.6 çıksın. 0.8, 0.6'dan büyüktür. Böyle bir durumda X malını mı tüketirsin, Y malını mı tüketirsin? Soru böyle geliyor sınavda. X malı. Aynen öyle. X malını tüketirim. Fayda maliyet analizi yaptığımda X'i tüketirim. Peki soru. X'i tükettiğin anda, çok güzel bir soru. Şu 1 olsun. Şu 2.
Şunları da maviyle yapalım. Şu 3 olsun. Şu da 4. X'i tükettiğin anda 1, 2, 3, 4'ten hangisi değişir? X'i tükettiğin anda 1, 2, 3, 4'ten hangisi değişir? Hangisi değişir? Biz X'i tüketmiyor muyuz arkadaşlar? X tüketiliyorsa X'in değişmesi gerekmiyor mu? X'teki 1 ya da 2'nin değişmesi gerekiyor. Öyle düşün. Arkadaşlar, lahmacun tükettiğin zaman fiyatı değişmiyor ki senin. Lahmacun gene Bodrum'da 200 lira, öyle düşün. Sen 2 lira, 2 tane daha alsan, 5 tane daha alsan fiyatı 200 lira, değişmiyor. Değişen şey X'in marjinal faydası. X'i tükettikçe marjinal faydası ne oluyordu? X'i tükettikçe marjinal faydası yedikçe, tükettikçe azalıyordu. O zaman değişen şey hangisiymiş? 1'miş. Değişen 1. Şurası azalıyor arkadaşlar. Şurası azalıyor. Şöyle. Burası azalıyorsa, pay azalıyorsa nereye doğru gidiyor bu? Kesir de azalacak. Nereye kadar bunu yaparsınız? Nereye kadar bunu yaparsınız? Ne kadar azaltırsınız yani? Nereye kadar bu böyle gidecek? Eşitlendiği yere kadar. Aynen. Eşitlendiği yere kadar. Büyük olan yer küçülecek, eşitlendiği noktaya kadar devam edecek. Hep eşitlik diyorum ya, fayda maksimizasyonu eşitlik. Peki. Bunu tükettikten sonra atıyorum rakamları. Şurası 0.4 oldu, şurası 0.5'te kaldı. X ve Y. Hangisini tüketirsiniz? X mi Y mi? X mi Y mi? Y'yi tüketirsiniz. Y tüketilir. Aynen öyle. Y'yi tükettiğin anda marjinal faydası, yani 3 ne olmaya başlayacak? Azalmaya başlayacak. Yani bu da düşmeye başlayacak. Azalmaya başlayacak. O zaman size bir sınav sorusu. Fayda maksimizasyonu için x'ten kaç adet, y'den kaç adet tüketilir? Fayda maksimizasyonu için x'ten kaç adet, y'den kaç adet? Şuraları da devam ettirelim. X'ten kaç adet, y'den kaç adet? Fayda maksimizasyonu için. Bir şey söylemiştik, hatırlıyor musunuz? Biz tüketimi nerede kesecektik? Eşitlendiği yerde değil mi? 0.4'e 0.4 eşitlendiği yer değil midir buranın? Eşitlendiği yerdir. Eşitlendiği yerde kaç adet x tüketmişiz? Kaç adet x tüketmişiz? 3. Eşitlendiği yerde kaç adet y tüketmişiz? 3. 3-3 doğru cevaptır. 3-3 doğru cevaptır. Başka bir soru. Tek tek gidelim. Burada hangisini ilk önce tüketirsiniz? X mi Y mi? Buna göre. X mi Y mi? Hangisini tüketirsiniz? X. Peki. Fayda maksimizasyonu için x'ten kaç, y'den kaç? Hadi bakalım. Hadi biraz zorlayın mantığınızı. X'ten kaç adet, y'den kaç adet tüketmem lazım? Şunları yazayım bari. Bu birinci tüketim.
şu ikinci tüketim, şu üçüncü, şu dördüncü tüketim. Q'lar bunlar, miktarlar bunlar. Nerede eşitleniyor arkadaşlar? Eşitlendiği noktayı bana söyleyebilir misiniz? Şurada bir eşitlik var, doğru mu? 0,5'e 0,5. Bir de şurada eşitlik var. 0,4'e 0,4. Bu soruda x'ten 2 adet, y'den 3 adet ya da x'ten 3 adet, y'den 4 adet doğru cevaplar. Doğru cevaplar. Hoca iki tane doğru cevap verilir mi şıklarda? Hayır, bir tanesini verecekler. Ya da ikisini veriyorlarsa sınavda soru olarak, cevap olarak şuna bakacaksınız artık. Gelirinize bakacaksınız. Bütçenize bakacaksınız. Gelir. Geliriniz hangisine müsaade ediyor? Gelirin çok azsa hangisi doğru olacak? Şurası olacak. Gelirin çok fazlaysa, sınırsızsa zaten şurası olacak. Gelirine bağlı olarak değişiyor yani. Gelir. Gelir dediğimiz şey. Mesela şöyle bir şey sorsam size. X'in fiyatı diyelim ki 10 lira olsun. Y'nin fiyatı 20 lira olsun. Sizin geliriniz 80 lira olsun. Bu durumda hangisi doğru oluyor? A mı B mi? Sizin geliriniz 80 iken A mı B mi doğru oluyor? Bakalım. B diyorsunuz. 3 tane X'ten alınca X'in fiyatı kaçtı? 10 liraydı. 30 lira. 4 tane Y'den alınca 4'ün fiyatı neydi? 20 lira. 80 TL. İkisini topladığında 110 TL yapıyor. Senin bütçen 80 TL. Alabiliyor musun? Alamıyorsun. B yanlış oldu. B yanlış oldu arkadaşlar. 110 liraya çıkamazsın ki. 80 lira bütçen var, gelirim var. A'ya bakalım. A'da 2 tane X. X'in fiyatı 10 liraydı. 20 lira. 3 tane Y. Y'nin fiyatı 20 liraydı. 60 lira. İkisini topladığında 80 lira. Evet, bütçem buna yetiyor. A doğru cevaptır. En zoru budur. Sorularda buna dikkat et. Bütçeyle bunu veriyorlar. Buna bağlı olarak soruyorlar. Şimdi anlaşıldı mı olay? Sorusu olan var mı? Bir saati doldurduk. Konuları da bitirdik. Anlaşılmayan bir yer. Sorunuz var mı arkadaşlar? Peki. Bir dakikanızı alacağım o zaman. Bakalım anlaşılmış mı, anlaşılmamış mı? Görmek istiyorum. Maksimum fayda sıfırı kesmesi için bir şeyin toplamının ne olması gerekiyor? Maksimum faydanın sıfırı kesmesi için bir şeyin toplamının, toplam faydanın nerede olması gerekiyor? Toplam fayda maksimumda olması gerekiyor. Marjinal faydasının sıfırı kesmesi için toplam faydanın maksimumda olması gerekiyor. Peki. Fayda maksimizasyonu için şart nedir? Fayda maksimizasyonu için şart nedir? Fayda maksimizasyonu için. Soruları bir toparlayalım. Sınavda çıkma olasılığı yüksek olan şeyleri toparlayalım şöyle. Fayda maksimizasyonu için şart nedir? Fayda maksimizasyonu nerede ulaşıyorduk biz? Marjinal faydanın fiyata eşitlendiği yerde. Eşitlendiği yer. Fayda maksimizasyonu. Burada ulaşıyorsun. Peki. Üretim imkanları sınırlarında şurada üretim yapabilmek için, F noktasında üretim yapabilmek için üretim imkanlarının olması gerekir. Artması gerekir. Bugünkü işlediğimiz konular bunlardı. Özetinde yapmış olduk işlediğimiz konuları.
Sorunuz yoksa dersi bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.